Et fiyatlarına yapılan %48 zamla ilgili ne düşünüyorsunuz? %48 değil de %90 falan olsaydı iyiydi. Çünkü yiyen yemeyen belli olsun. Şimdi bu millete fazla. Baktılar ki denetleme kurumu yok. %50 olsan olur, %70 olsan olur. Gene koyun gibi bir millet. Yürüyen var mı? İsyan eden var mı? Yok. Herkes koyun gibi. Et fiyatlarına yapılan %48 zamla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani tarım tabii ülkede bitmiştir yani. Yem fiyatları almış başını gitmiş. Ülkede yani sadece etten ziyadesi her ürüne zam geldi yani. Et olmuş 130-140 lira. Ben 5 kişiyim aile olarak. Yani bırak bir kırmızı eti, artık tavuk eti bile alamıyoruz yani. Vallahi şu anda bizim konuşmamız vatandaş olarak boş. Yukarıda amcalar var, dayılar var. Onlar ne diyorsa onlar. Bunu gelip de bize sormanız biraz hatta abes yani. Tarım Bakanı var. O Tarım Bakanı'na sorun. Gerek onların tuzu kuru. Et fiyatları. Valla zam yani, her şey zam. Yani geçim kalmadı. Çok zordayız. Gençler çalışamıyor. Benim bir oğlum var. 23 yaşında. Epilepsi hastası. Babası emekli maaşı 10 gün gidiyor yani. Ondan sonra ben 58 yaşındayım, destek çıkıyorum. Anca öyle geçiniyoruz. Vallahi hiç et yemediğimiz için bir sıkıntı yok artık ya. Eti unuttuk biz. Eti kim bulmuş ki biz yiyeceğiz? Et yok abi. Eti kaldırdık biz tedavulda. Siz? Önce marketlerde görüyoruz, vitrinlerde. İnanın yani aylardan beri yan açıp alma şansımız yok. Ki gelir düzeyimiz yüksek oldu halde. Allah bu millete sabır versin. Makarna yiyoruz. Makarnaya alıştık biz. Makarna bayağı iyi. Spagetti iyi gidiyor. Zaten yemiyorduk. İyice bittik yani, öldük. Şu anda belediyenin vermiş olduğu 100 liralık eti yiyoruz. Yani şu anda zam da gelse zaten önceden de alamıyorduk. Şimdi hiç görmüyoruz yani.